Merhaba arkadaşlar, Open TTD ile ilgili video. Başlangıcı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar yeni oyun'a geliyoruz. Burada çeşitli şeyler var. Şuradaki seçenek çok oyunculu oynamak için. Söylerde çok ilginç şeyler var. Şu Gelişmiş Ayarlar bölümüne mutlaka bakın. Oyunla alakalı çok şeyler var. Orada çıkan şey işte içerikler falan filan. Biz işimiz hemen geçelim. Yeni oyun. Arkadaşlar burada ilk başta harita boyutunu seçmemiz gerekiyor. Burada oyunu nerede oynadığımız biraz önemli. Yani neyde oynuyoruz, RAM ne kadar. Eğer RAM çoksa bunu çok arttırmak mümkün. Başlangıç için 512 512 seçmek yeterli gelecektir. Harita üretici kısmı o kadar şey değil, önemli değil. Şehir sayısını yüksek yapmak tabi. E, güzel oluyor. İşte arazi dümdüz, düz, engebeli, dağlık artık e, nasıl isterseniz. Hani ben dallar çok uğraşan falan filan diyorsanız düz yapın geçin. Hiç e, zorlamayın. E, araç algoritması, şey ağaç algoritması bunu özgün yaparsa artık seçtiğiniz iklime göre bir şey yapmış olursunuz. Çeşitlilik dağılımı dediği e, Ögelerin falan filan çeşitleri Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ne olduğunu ben de tam çözemedim İşin gerçeği ee, Bakıyorum bu konuda çok yüksek Veya yani nasıl ee, Şu Şu kısım rastgele sayı şey bu seat kısmı yani haritanın nasıl yapılacağını belirleyen sayı Harita kenarlarını rastgele yapabilirsiniz veya el ile yapıp Serbest Şey yapar normal kara yapar. Su yaparsanız dört tarafı su olmuş olur. Nehirler, hani geç kayıttaki nehirlerle aynı şeyler. Bunları sayısını kafanıza göre ayarlayın. Fabrika sayısının yüksek olması tavsiye. Bu şu soğuk iklimde oynayacaksınız kar yüksekliğini soruyor. Ee, Ilıman iklim veya tropik iklim diyelim. Tropik iklim severim. Latin Amerika ortamı oluşturuyor. Soğuk iklim seçersiniz. Kuzey Amerika oluyor. İşte Kanada falan filan. Bu ılıman iklim dediği de şey. İngiltere tarzı. Bu da oyuncak. Oyuncak yani. Hayal gücünüzü biraz geliştiren bir kısım. Tarih 1 Ocak 1950 kalabilir. Ama daha erken bir tarih çekmenizi çok tavsiye etmeyeceğim. Hani güzel olmayabiliyor. Neyse arkadaşlar. Dünyanın ayarları bu şekilde. Tabi cihazınızın RAM'i yüksekse mesela abartıp 49496 4096 falan yapabilirsiniz. Ben 2048'e 2048 yapıyorum şu an. A 5.12 başlangıç için uygundur. Yeterlidir. Oluştur diyoruz. Burada aşama aşama oluşturuyor. Burada iptal kısmına şey yaparak çıkabiliyoruz. Ay bitmeden önce bunu yapacağız. Biterse de şuradan direkt çıkışa şey yapabiliriz. Ya da ana menüye dönebiliriz şimdi e, oyunun başlangıcında şehirler olayı var ileride endüstrilerle beraber şey olacak Oyunda gördüğünüz gibi çeşitli endüstriler falan var mesela elmas madeni işte ne bileyim fabrikalar işte meyve bahçeleri falan filan bunların her birinin e, kendilerine göre kargo talepleri falan filan var mesela arkadaşlar e, bir fabrikayla, mesela elmas madeni. Şurada arkadaşlar e, zinciri göster diyor. Buna geldiğimizde elmas madeni fabrikası için sanayi zinciri diyor. Üreten, kabul eden diyor ki elmas madeninden çıkan elması fabrikaya götürürsün. İşte buradan e, mesela herhangi bir şey yaparsanız o fabrikanın zincirini görürsünüz falan filan. Ee, o halde arkadaşlar e, şöyle bakıyorum. Şurada bir şey var. Evet arkadaşlar bu bir banka. elması istiyor. Ne kadar güzel. Hemen dibi dibine şey yaptık. Oyunda çeşitli taşıma modlarını kullanabiliyorsunuz. Çeşitli araçları kullanabiliyorsunuz. Mesela karayolu yapalım. Burada şey var. Karayolu yapımı var. Şuraya geliyorum. Buradan arkadaşlar e, kamyon durağı yapabiliyoruz. Ben şuraya bir tane yapacağım. Bu arada şirketimizin ismi de hemen şuradaki şehrin ismine geldi. Şunlar arkadaşlar yol yapmak için şu bu yönde yol yapıyor. Şöyle. Bu şu yönde yapıyor. Bununla da ya şu yönde ya şu yönde serbest. Bu parçalama işini hallediyor. Şu az önce yaptığın gibi kamyon durağı yapıyor. Bu otobüs durağı yapmamızı sağlıyor. Şuna veya şunlara birine tıklayınca şu seçiliyor. Bununla tek yön yapabiliyoruz. Bu araçlar için depo yapmamızı imkan veriyor. Ben şu makın diğer ucunda halledeyim. Sonra şuradan e, bir tane de yolumuz için depo. İhtiyaç olması halinde bu araçla e, köprü, şu araçla tünel yapabiliyoruz. Bir de şurada seçilirken şu var. Bu da yolları böyle kaldırmaya yarıyor. Karayollarının yapılırken ve kaldırırken şey yapıyorsunuz, para ödüyorsunuz her türlü. Bunlar arazi düzenleme. Bu araziyi alçaltmaya, bu Yükseltmeye. Bu da seçili bir bölgeyi belirli seviye işlemeye yürü. Bu yok etmeye. Bu arazi satın almaya yarıyor. Bununla ağaç dikebiliyorsunuz. Tabii e, şurada ben şeffaflıktan ağaçların görünümünü açıvereyim. Gördüğünüz gibi sahanın niteliğine göre ağaçlar yapıyor. Yani burası işte e, yeşillik bir arazi olsaydı, çöl olmasaydı normal ağaçlar da yapacaktı. Şununla da tabela yapabiliyorsunuz. Şimdi şuradan ee, araç çeşitli araçlar var tabi bunlar şey değil hepsi bizim işimize yaramayacak Şurada kargo çeşitleri diyor buradan ee, neyi seçiyoruz Elmas burada İşte elmas taşıyacağımız araç Şuradan aracımızı satın alıyoruz Sonra aracımıza şuraya, Şu aracı görmemizi sağlıyor bu kopyasını çıkarmamızı sağlıyor Şurada CTRL tuşu var Şöyle yapayım CTL tuşuna tıklarsanız talimatları da kopyalayarak şey yapıyor. Burada shift maliyeti göstermek için. Şöyle şu detayları falan görüyoruz. Şu e, bazı araçların birden fazla kargo kabul etme olayları var onun için. Şuradan aracımıza komut verelim. Git diyoruz. Şurası burada yüklesin. Yükleyecek zaten orada. Burada da e, boşalt. Bunlar seçenekler var. Mümkünse yükle, tüm kargoyu yükle bir kargo yüklü yükleme yapma gibisinden boşalt ve al yerine yükleme yapma seçebiliyoruz. Burada da hani tümünü boşaltmak yerine Kabilesi gene yükle seçeneği var. Aktarma yapma olayı var. Boşaltma yapma falan filan var. Şu e, durmaksızın gitmesi hani üzerindeki duraklarda falan olursa şey yapmıyor. İşte sil komutu silmiyor. Atla herhangi bir komuta geçmesini falan filan sağlıyor. Şöyle Ctrl ile şey yaptık, kopyaladık diyelim. Burada paylaşılmış talimat sonu diyor. Şimdi e, şunu kapatalım. Depoya girilince şurada depodaki araçları şey yapma var. Başlatma. Depodaki araçları durdurma. Şöyle yaparsam araç satılır. Şunu seçersen bütün araçları satma olayı. Şu da araçları yenilemeye yarıyor. Buradan yeni araç alıyor. işte buradan kopyalı. Yine CTL yi basılı yaparsa oluyor. Bu garajı ortalıyor. Bu da garajı yeni at vermeye falan yoruyor. Biz bunları şöyle yola çıkartalım. Evet iki tane aracımız e, yola çıktılar. Şöyle yaklaşalım. Yine şuradaki tuşlar bu harita ilgili ayrıntılar. Buradan şehir listesini görebiliyorsunuz. E, i̇şte buradan teşvikler falan oluyor. Bunları burası şu araç çubuklarını değiştirmeye yarıyor. Yani ekstra özellikler falan açıyor. Şu ray yapımını, 3 çeşit ray var bu arada. Bazı dünyalar bunun çeşidi daha fazla olabiliyor. Yol yapımı, su yolu yapımı, hava yolu inşaatı. Burada araz şekillendirme, ağaç dikme, tabela dikme şeyleri var. Bunlar şirketimizin istasyonları. Buradan finansal durumumuzu takip edebiliyoruz. Buradan şirketimizin detayları, bina yapma olayı var. Şunu tıklayınca mesela şirketimize bina yapmış oluyoruz. Şuradan çeşitli grafikler var. İşte buradan fabrika listesi, sanayi zincirleri ve yeni fabrika kurma. Fabrikaları biz yapabiliyoruz. Yani paramız varsa daha doğrusu. Buradan çeşitli menülere erişim var. Çeşitli özellikle reklam görüntüsü falan almaya yer ya. Buraya geliyoruz. Şirketimizin araçları, trenleri yani. Karayolu araçları. Buradan gemileri. Buradan Uçakları görebiliyoruz. Buradan şirketler ligi, performans değerlendirmeleri, puan tabloları falan filan. Bu yine istasyonlarımız. Bunlar farklı özellikler. Ee, müzik. Şu anda e, ben müzikleri açık tutmuyorum ama yani müzik çalıyor aslında arkada. Bu sessiz ayarlayabilsin. Ne müzikler olduğunu filan. Müzikleri güzel ben beğeniyorum. Burada işte mesajlar. Burada da işte ha az evvelki şeyde olan şeyler bunlar. Şimdi biraz daha ileri şeyler yapalım. Mesela ne yapalım? İki şehir arası yolcu taşımacılığına başlayalım. Misal. Bu arada şöyle iki şehirlerle ilgili e, su ve gıda taşımanız gerekiyor. Sürekli olarak taşımanız gerekiyor. Biraz zorlu bir işlem. Mesela e, Sarnville ile Runway ve cyi birbirlerine bağlayalım. Neyle bağlayalım? Trenle bağlayalım. Tren oyunda oldukça karlı bir araç. Şuradan demir yolu yapımını seçiyoruz. Burada tam gözükmüyor ama işte demirolu çubuğu bu şekilde. Dört farklı ray yapabiliyoruz. Çapraz yönlere yapabiliyoruz. Bu tabi her türlü yönü destekliyor. İşte bu tren garajı yapmayı, istasyon, bu yeri mi yapmayı bazen kullanışlı oluyor. karmaşık ağlar falan yaparsanız. Bu demirolu ray çeşitlerinin dönüştürülmesini sağlıyor. İleride daha iyi Demiroğlu çıkınca ona geçmeniz için falan filan. Araziyle ilgili şeyler aynı. Şimdi şuraya giriyoruz. E Güzel minik bir istasyon yapalım. Şöyle Sarnivil istasyonu olsun. Şöyle de e, uygun bir yere Vranivil on c istasyonu. Bu arada arkadaşlar e, bu istasyonları yaparken şehir merkezine çok yakın yapmayın. Kargo kabul et, etsin falan filan gibisine. Bir hilesi var bunun. Hemen göstereyim. Mesela bir tane durak yapacaksınız. Burada durak seçtikten sonra CTRL'yi seçince Durakları birleştirmek iki Mesela şuraya yerleştireceğim. Burada hemen şu ayrı istasyon veya vran ve, ve bağla. Ben vran ve bağlıyorum. Bu ikisinin kapsam alanı artık birleşiyor. İkisi tek büyük bir istasyonmuş gibi davranıyor. Hali şimdi bu istasyon merkezde gibi bir ortam oluşuyor. Benzer bir şekilde kamyon durağı şuraya. Yine vran ve on bağladık. Posta konusunda da artık bağladık bunu. Diğer tarafı bağlamayacağım artık. Neyse biz demir yolu yapımına geri dönelim. Rayları döşüyoruz. Bu aracılık konusu bunlarla tek tek de yapabilirsiniz. Fark etmez. Nasıl işinize geliyorsa. Şöyle. Şu tren deposunu her iki istasyona da kurmak uygun geliyor. Hani yol uzun olduğu için biraz da. Ee, arkadaşlar. Hani uzun karyoluları falan yaparsın. Tavsiye ettim onun yerine demir yolu yapın daha iyi. Burada lokomotif ve vagon seçeneklerimiz var. Başlayan işte size çok kısa da lokomotif veriyor. Zamanla bunların sayısı artıyor. Bir tane bu lokomotiften alacağız. Başka lokomotifimiz yok zaten. Yanlışlıkla şey yaptım. Çıkardım şuradan geriye dönsün. O yerde böyle şeyler. Birkaç posta vagonu takalım şu trene. Üç tane yeter. 3 tane oldu değil mi? 3 tane oldu. Ee, şöyle şuradan Platformdaki uzunluğunu görebiliyorsunuz trenin. Ee, bizim platformlarımız 5 birim olduğu için ben 5 birimlik tren yapıyorum. Trenimiz burada. Az evvelki gibi yine komutlar vereceğiz. Burada doldur boşalt yapmaya çok gerek var mı? Bana sorarsanız. Yani yolcu taşıdığımız için yok. Yoksa da olmasını bekliyorsunuz. Uğraştırıyor biraz. Şimdi bu treni de yola çıkartalım. Evet o da e, yavaş yavaş yola çıktı. Ee, bu arada arkadaşlar videonun kalitesi çok iyi değil. Kusura bakmayın. Bazı sebeplerden dolayı böyle yapmam gerekiyor. İşte geldi. ilk geldiğinde şey olmayacak. Yolcu almayacak. Hemen gelip gidecek ama e, trenimiz varlığını belli etmiş olacağından burada işte e, yolcu falan bir olayı oluyor olabilir. Olmuyorsa da az evvel bahsettiğim şekilde bunu kent içi ne şöyle bağlayabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Hani kent merkezine işte arkadaşlar gelmeye başladı. Yolcular, postalar falan filan. Trenimiz buradan ayrılırken burada da tabi burası biraz daha büyük bir şehir olduğu için hemen yolcular gelmeye başladı. Yine biraz merkezi de geniş olması nedeniyle bu şekilde. Çöldeki kasabaların ve bazılarında böyle su kuleleri bulunur. Bunlar su ister. Su nereden gelir? İşte şunun gibi su kaynaklarından gelir. Bunun gibi Aa, üretim bakımından bu 126 bin litre çok iyi bir üretim. Ortalamanın üzerinde diyebilirim. İyi bir üretim yani. Çok muhteşem, müthiş, inanılmaz olması da güzel. Çeşitli fabrikalar var. Bunları şuradan sanayi zincirleri derseniz işte buradan hangi fabrikayı yani endüstriyi şöyle orada biraz karışıklık var. Fabrika isminde ayrı bir fabrika daha mevcut. Fabrika fabrikası için sanayi zinciri diyor. Orada biraz ıı, batırıyor işi de. Hani endüstri. Genel olarak bunların genel isimlerini endüstri diyelim. Bu şekilde. Hani bu arada fabrikanın sanayi zincirinde gördük işte. Ee, bu şekilde arkadaşlar başlangıç için. Buradan amaç arkadaşlar oyun e, bitmiyor. Sonu yok bu oyunun aslında. Sadece 1 Ocak 2051 tarihine geldiğinizde size bir puan veriyor şirketinize yani o tarihe kadar şirketi batırmazsanız eğer ki batabiliyor. Ha bu arada şurada e, hemen bir ayrıntı var. Burada kredi olayı var. Başlangıçta kredi alabilirsiniz kredi ödeme şey burada ödeyebiliyorsunuz. Buradan alabiliyorsunuz. Burada bunun maksimum bir sınırı var. Şöyle. Burada şirketimizin altyapısını da görüyoruz. Bakalım neler yapmışız. 19 parça karayolu, 54 parça demir yolu yapmışız. E, sinyalimiz yok. İstasyon 16 istasyon karesi ki bu işte e, şeyler dahil bunu iskeleler, kamyon durakları, otobüs durakları ve tren istasyonları dahil. Havalimanları, heliportları falan onlar dahil değil. Onlar ayrı havalimanı olarak geçiyor. Deniz yolu yapmak için arkadaşlar uygun yer çok şey değil ama deniz yolunu da mesela bir iskele şöyle kıyılar yapabiliyorsunuz. Bir iskele böyle yapıp şöyle e, tersanesini yapıyorsun. Tersan yönü burada belirleyebiliyorsunuz. Sonra da buradan işinize göre gemi alıyorsunuz. Hava alanı yapmak için de şuradan ne tip bir havalimanı seçeceğinize göre. bunu, hepsi açık olmuyor başlangıçta. İşte helikopter havalimanları şey değil. Küçük havalimanı. İşte birini mesela böyle yapıyorsunuz. Artık hava yolu bu biraz daha uzağa gitmeli bence. Onu da şöyle buraya yapıyorsunuz. İşte bunların kendi içlerinde hangarları var. Buradan hava araçları da seçiyorsunuz. Hava yolu taşımacılığı da bu şekilde ilerledikçe yeni araçlar falan geliyor. Ee, bu kadar. İşte bir yana burada finans durumunu takip edin. Burada demir yaparken sinyaller olayı falan var. Hemen onu da anlatayım. Çift hat demir olayı yapabilme özelliği var. Mesela ben şöyle basit bir sistem kurayım. Şu bir istasyon. Şu da bir diğer olsun. Tabi arkadaşlar bu ikisini birbirlerine nasıl bağlasam şöyle mesela arkadaşlar. Hani bu iki istasyon arasında iki tren birden çalıştırmak istersem işte bu araya bu şekilde makas atıyorum. Buraya bir tane depo yapıyorum. Bir de şöyle Şimdi arkadaşlar bu hat üzerinde iki tane tren çalıştırmak istediğimde ikisinin yolların çatışma tehlikesi var. Yani bunların çarpışma riski var. Tabii Hani çarpıştıkları zaman şirket tren kaybetmiş oluyor. O zaman işte burada sinyal seçiyoruz. Burada tek yön sinyalleri, çift yön sinyalleri falan filan var. Yol sinyalleri, blok sinyaller, semaforlar. Ben şuradaki iki tane yol sinyalini tavsiye ederim. Şu tek iki yönlü yol sinyali bu şekilde. Bu tek yön. Yani buna mesela şuradaki sinyali bu yönden geliş var. Bu yönden yok. Buna her iki yönden de var. Bu iki yönlü sinyalleri makasa giriş yani gelecek tren, makası girecek tren görecek şekilde ayarlayın. O da kullanımlı ilgili ipucu. Bunu da bu şekilde yapın. Bu arada neden blok sinyal değil de hani böyle sinyaller değil de yol sinyalleri diyorum? O da şöyle, ee, blok sinyaller bir makas blok, yani bir makas bölgesi bir tane treni girmesine izin veriyor. Yani büyük bir makas bölgesi falan yapacak olursanız tek bir tren oluyor orada sadece yol sinyalleri adı üzerine yol sinyali hani eğer iki tren birbirine çarpacak şekilde değilse yolları farklıysa şey yapabiliyor. böyle ayrılan rayların gösterilmesi gibi bir olay var. Hani şöyle ben hemen tek makine bir örnek göstereyim. Şöyle ikisini birden gidecek şekilde durdurdum. Göz hemen yol. Yolunu ayarladı. Hemen gördüğünüz gibi. Sonra oradan geldi. Şimdi buraya buraya. Eğer bir tane buradan, buraya, buraya gelecek olursa buna yol sinyalleri izin veriyor. Blok sinyal izin vermiyor işte. Bu tren buradan çıkacak sonra bu girecek diyor. Hatta bu şekilde verimliliği arttırmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu arada trenler her zaman en yakın yola girmeye çalışırlar. Kendisi gidecek. Buraya en yakın yol bu ama buna girdi. Çünkü burası tek yönlü bir yol sinyaliydi. O nedenle buraya girdi. Burası tabii iki yönlü. Direkt buraya girdi. Buradan da çıktı. Bu şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Benden bu kadar şimdilik. Bu arada video biraz uzun oldu. Görüşmek üzere inşallah. Amatör oldu işte kalitesi falan kötü oldu. Kusura bakmayın. üzere.